Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz, ben Murtuca. Evet arkadaşlar, bu videoda 3-4-5 ayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi bir kere hatırlamanız gereken bir özellik var. Logaritmanın en temel özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar, logaritmada tabanda veya fonksiyonda, yani yukarıdaki ifadede eğer ki üstü bir ifade varsa üstleri başa atma özelliğimiz var. Yalnız burada neyi unutmayacaksın? Yukarıdaki üssü başa atarken paya, alttaki üssü başa atarken paydaya atacaksın. Yani ben bu ifadeyi yazmaya kalkarsam bunu d bölü b çarpı logaritma a tabanında c şeklinde yazacağım. Peki bu niye yapılır söyleyeyim mi? Temel olarak sen logaritmada tabanla fonksiyonun aynı olduğunu biliyorsun ya, aynı olduğu zaman bir geleceğini biliyorsun ya, logaritmanın tabanla fonksiyonunu aynı yapmak için yapılır. Tamam mı? Temel olarak bu. Şimdi başlayalım. Sen 4'ün 2'nin karesi olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. 27'nin 3'ün kübü olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Bak, o zaman üstleri başa atma özelliğim var. Üstleri başa at. Atarsak 2 tane logaritma 2 tabanında 2 geldi. Artı 3 tane logaritma 3 tabanında 3 geldi. Bak gördün mü? Bu ifadeler kime gitti? 1'e gitti. Neden? Çünkü tabanla fonksiyon aynı iken logaritmanın cevabı kaçtı? 1'e eşitti. E bu durumda sorunun doğru cevabı da kim gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Şu söylediğimi sakın unutmuyorsunuz. Logaritmada eğer ki eşitlik varsa taban gider, eşitliğin diğer tarafını üzerine alır. Bulduğun ifadede buradaki fonksiyona her zaman eşit gelir. Yani b kime eşittir? A üzeri x'e. O zaman taban gitti, eşitliğin diğer tarafını üzerine aldı. Bulduğum ifadede ki o kim? 3 üzeri 4. Kime eşit geldi? 81'e. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Şunu sakın unutmayın. Logaritmada taban ne olursa olsun fonksiyon birken cevap her zaman 0 olmak zorunda. E o zaman burası 0 geldi mi? Geldi. Ben buradan ne anlıyorum? Logaritma 3 tabanında x 2 eşit geldi. Peki logaritmada eşitlik varken her zaman yapmamız gereken şey neydi? Taban gidecekti, eşitliğin diğer tarafını üzerine alacaktı. Bulduğum bu ifade şuradaki fonksiyona eşit gelecekti. Yani x'imiz kaç gelmiş oldu? 9 çıkmış oldu. Tamam mı? Geliyorum buradaki fonksiyona. Bak şimdi. Sen bir kere üssü sayılardan 1 bölü 8'de pay ile payda yer değiştirirse 8 üzeri eksi 1 şeklinde yazar mısın? Evet yazarsın. Peki 8 aynı zamanda 2'nin kübü değil mi? 2'nin kübü. E bir de üzerinde eksi 1 olduğu için üssün üssü varken x ne yapılırdı? Çarpılırdı. Çarparsan da 2 üzeri eksi 3 gelmiş oldu. Yani şu kısım 2 üzeri eksi 3 geldi. Peki 27 de aynı zamanda 3'ün kübüne eşit değil mi? 3'ün kübüne eşit. E o zaman üstleri başa atsana. Üstleri başa atıyorum. Eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. Çarpı üstü başa attım. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Logaritmada tabanla fonksiyon aynı iken cevap kime eşitti? 1'e. Öyleyse burası 1 geldi, burası 1 geldi. Elde ettiğimiz sayıları çarparsanız sorunun doğru cevabı da -9, yani Bursa çıkmış olur, tamam mı? Geliyorum 5. soruya. Logaritmada cevap ne zaman 1'di? Tabanla fonksiyon aynı iken. O zaman burasının şu anda 2 gelmesi gerekmiyor mu? Yani sen ne buldun? Logaritma 4 tabanında x'i 2 bulmuş oldun. Logaritmada unutma eşitlik varken taban gidecek, eşitliğin diğer tarafını üzerine alacak. Bulduğun bu ifade kime eşit gelecek? X'e. E bu durumda sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. 6. soru. Bak, köklü ifadelerde sen kök 5'i eğer ki üstü yazmaya çalışıyorsan sen köklüleri üstü nasıl yazacaktın? Daima unutma kökün derecesi üssün paydasına gelecekti. Şunu bir kere söyleyeyim. Karşında bir logaritma sorusu varsa kesinlikle ama kesinlikle o köklü ifade üssüye çevrilecek. Bunun kaçarı yok. Tamam mı? Kesinlikle çevrilecek. O zaman dereceyi aldım. Üssün paydasını aktarıyorum. Aktarırsam ne gelmiş oldu? 5 üzeri 1 bölü 2 gelmiş oldu. E şurası 5 üzeri 1 bölü 2 ise logaritmada üstü başa atma özelliğim yok muydu? Evet vardı. 1 bölü 2'yi başa attım. O da 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5 gelmiş oldu. Sen zaten burasının 1 olduğunu biliyorsun.
Bu durumda sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 7. soruya. Bak, sen bir kere 25'in 5'in karesi olduğunu biliyorsun. Dikkat et, bir de bunun üzerinde kim var? X var. Üslü ifade varken üstün üssü varsa x'i ne yapacaktık? Çarpacaktık. Yani burası 5 üzeri 2x gelmiş oldu mu? Oldu. Yani unutma, senin karşında bir üslü ifade varken bunu her zaman en yalın halde yazman gerekiyor logaritmada. Aldım ben bunu, yerine yazdım. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 2x kime eşit geldi? Ona. Peki logaritmada üssü başaltma özelliğim yok muydu? Vardı. Ben bu 2x'i başa atarsam 2x çarpı logaritma 5 tabanında 5 geldi. Sonuçta kime eşit geldi? Ona. Sen logaritmada tabanla fonksiyon aynı iken cevabın kaç olduğunu biliyorsun? 1. Öyleyse 2x 10'a eşitse x de kaç gelmiş oldu? 5. Yani sorunun doğru cevabı Bursa çıkmış oldu. Yani unutma sakın şunu. Logaritmada üst niye baş atılır söyleyeyim mi? Tabanla fonksiyonu aynı yapıp burasını bir bulabilmek için. Tamam mı? Olay bu. O yüzden ne yapıyorsun? Şunu kontrol ediyorsun. Taban mesela 5 mi? 5. Hemen üstteki ifade ya acaba buradan 5'in bir kuvveti gelir mi diye düşünmen lazım. Taban 3 ise yukarıdan 3'ün kuvveti gelir mi? 10 ise 10'un kuvveti gelir mi? Gelirse mutlaka oradan bir gelecektir çünkü. Tamam? Şimdi geldim üslü ifadeyi logaritmaya çevirmeye. Bak şimdi. Senin karşında şöyle bir ifade varsa, şöyle bir üstel fonksiyon varsa sen bunu logaritmaya nasıl çevireceksin? Çok basit. Logaritmada zaten yazabileceğin, dikkat et, iki tane yer var. Doğru mu? Doğru. Şimdi hatta logaritmanın bir de sonucu var. Onu da bir söyleyelim. Şunu sakın unutmuyorsun. Alttaki ifade hatırla, logaritmanın tabanı. Bir kere şuradaki üslü ifadenin tabanı aynı zamanda logaritmanın tabanıdır. Bak ben sana bir kere bir tavsiye vereyim. Hani burada şu anda 3 tane ifade var ya. Burada da 3 tane yazacak yer var. 2 tanesinin yerini bilsen zaten diğeri kendi kendine oturacak. Taban aynı zamanda logaritmanın tabanı. Peki logaritmanın tabanı neresi? Aşağısı. Yani bir kere bu A buraya gelecek, bu cepte. Unutma, bu tabanın üssü eşitliğin her zaman diğer tarafıdır. Yani B nereye gelecek? Logaritmanın eşit olduğu ifadeye. Bir tek yer kaldı. O zaman C'nin de buraya gelmesi gerekiyor. Bu üstel fonksiyonu logaritmaya çevirme taktiğidir. Unutma. Üstel fonksiyonun tabanı aynı zamanda logaritmanın tabanı. Üstel fonksiyonun üssü logaritmanın eşit olduğu ifade. Bak, şu ikisinin yerini bil. Zaten bu kendi kendine oturacak. O zaman bunu çevirmeye kalkarsam. Hatırla. Taban kimin tabanıydı? Logaritmanın. Peki üs kime eşitti? Logaritmanın eşit olduğu ifadeye. Geriye bir yer kaldı. O da burası. Demek ki x dediğim sayı kimmiş? Logaritma 2 tabanında 10'muş. Cevap da Denizli gelmiş oldu. 9. soru. Logaritmada tabanlar aynı iken arada artı varsa şunlar ne yapılır? Çarpılır. Şu an tabanlar aynı mı? Aynı. Kim bu tabanlar? Yazılmadıysa 10. O zaman tabanlar aynı iken buradaki ifadeleri çarpıyorum. Çarparsam da 10 gelmiş oldu. Peki tekrar söylüyorum. Tabanlı bir şey yazılmıyorsa taban kaçtı? 10'du. Öyleyse şu anda 10 tabanında 10 karşımda yok mu? Logaritmada tabanla fonksiyon aynı iken sorunun doğru cevabı 1'di. O yüzden cevabımız da Ceyhan gelmiş oldu. 10. soru. Bak lütfen sana tekrar ediyorum. Eğer ki logaritmada her zaman karşında bir ifade varsa şunu kontrol edeceksin. Acaba ben tabanla fonksiyonun yani aşağıdaki ile üsttekinin tabanlarını aynı yapabilir miyim? Karşında bir üstel ifade varsa tabanını ve üstünü aynı yapabilir miyim? Bak şimdi. Burada 4 var. Burada 8 var. Sen bu 4 ve 8'i aynı sayının kuvveti olarak yazabilir misin? Evet yazarsın. O zaman hemen yanılacaksın. Aynı şekilde 27 ve 9'u aynı sayının kuvveti olarak yazabilir misin? Evet yazacaksın ve yazmalısın. O yüzden buradaki ifadeleri ne yapıyorum? Teker teker aynı sayının kuvveti olarak yazıyorum. Logaritma 4 tabanında yani 2'nin karesi tabanında 2'nin kübü gelmiş oldu. Çarpı logaritma 27 3'ün kübü tabanında 3'ün karesi gelmiş oldu. Niye böyle yazıyorum biliyor musun? Hatırla logaritmada üstleri başa atma özelliği vardı. Sen bunları başa atınca bak tabanla fonksiyonlar aynı kalmayacak mı? Amaç hep bir yapmak. O yüzden unutmuyorsun. Eğer ki iki tane üstel ifade varsa sen o sayıları acaba aynı sayının kuvveti olarak yazabiliyor muyum diye düşünmen gerekiyor.
Şimdi üstleri al, başa at. Atarsam hatırla, üstteki üstü paya, alttakini nereye atacaktım? Paydaya. Yani soldan 3 bölü 2 geldi. Çarpı logaritma 2 tabanında 2. Çarpı üstü paya attım. Alt taraftakini paydaya attım. O da 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ü bana verdi. Burası 1, burası 1. Geriye ne kaldı? 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 kaldı. Buradan da 2'ler ve 3'ler sadeleşti. Sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. 11. soru. Unutmuyorsun, logaritmada çarpım şeklindeyken eğer ki soldaki çaprazlar fark etmez veya sağdaki çaprazlar aynıysa bunlar birbirini götürür. Tabanda kalan tabanda kalır, fonksiyonda kalan fonksiyonda kalır. Bak, çarpım şeklinde ve çaprazlar aynı. O zaman bunlar birbirini götürdü. Tabanda kalan tabanda kaldı, yukarıda kalan yukarıda kaldı. Sen aynı zamanda 9'un 3'ün karesi olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Üstü başa at. Bu durumda 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Bunun da zaten 1 olduğunu biliyorum. Sorunun doğru cevabı 2 gelmiş oldu. Gelelim 12. soruya. Bir kere hatırla, elen demek logaritma hangi tabanda fonksiyon demekti? E tabanında. Bunu sakın unutma. Sen 1 bölü e kübü payla payda yer değiştirirse e üzeri eksi 3 şeklinde yazarsın. Aynı zamanda karşımızda köklü bir ifade varsa logaritmada her zaman ne yapacaktım? Üstele çevirecektim. Peki köklü bir ifadeyi sen üstele nasıl çevirecektin? Kökün derecesini alacaktın, üstün paydasını aktaracaktın. Buradan da e üzeri 1 bölü 2 gelmiş oldu. Yaz bunları yerine. Ln e üzeri eksi 3 artı ln e üzeri 1 bölü 2 geldi. Logaritmada üstü başa atma özelliği var mı? Evet var. O zaman ne yaptım? Hemen üstleri başa attım. Soldan eksi 3 çarpı ln e geldi. Sağdan da 1 bölü 2 çarpı ln e gelmiş oldu. Peki ln e logaritmada kime eşit? Tabii ki de 1'e. Neden? Çünkü ln demek logaritma e tabanında bir fonksiyon demek. Burası e ise burasında e gelmesi gerekiyor. Şu an tabanla fonksiyon aynı değil mi? Aynı. O zaman bunun cevabının 1 gelmesi lazım. Yani şurası 1 geldi. Burası 1 çıkmış oldu. Sorunun doğru cevabı da eksi 3 artı 1 bölü 2'den eksi 5 bölü 2, yani Bursa gelmiş oldu. 13. soru. Logaritmada tabanlar aynı iken arada eksi varsa ne yapılır? Buradaki iki fonksiyon birbirine bölünür. O zaman hemen tabanı yazdım ve buradaki iki fonksiyonu birbirine oranlıyorum. 80'i 5'e bölersem kaç gelir? Unutma, 16 gelir. Dolayısıyla sen 16'nın da 2'nin 4. kuvveti olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Aldım üstü başa attım. Atarsam 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelmiş oldu. Bunun zaten 1 olduğunu biliyorum. Sorunun doğru cevabı da 4 gelmiş oldu, tamam mı? 14. soru. Bak, logaritmanın şöyle bir özelliği var. Eğer ki bir sayının üzerinde, yani üstünde logaritma varsa senin şu iki sayıyı yer değiştirme özelliğin var. Yani sen bu sayıyı c üzeri logaritma b tabanında a şeklinde yazabilirsin. O zaman ben bu ikisini eğer ki yer değiştirirsem 16 üzeri logaritma 3 tabanında 3 gelmeyecek mi? Gelecek. Peki logaritmada tabanla fonksiyon aynıyken cevap kaçtı? 1 eşitti. Sorunun doğru cevabı da 16 gelmiş oldu, tamam mı? Evet, geliyorum 15. soruya. Karşımızda fx fonksiyonu varken biz f2'yi nasıl bulacağız? Tabii ki de x gördüğüm her yere 2 yazarak. Yazarsam f2 eşittir logaritma 2 tabanında, tabii x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 2'den 1 çıktı. Kaç kaldı geriye? 1 kaldı. Bak, bunu bulmaya gerek kalmadı. Neden? Logaritmada taban ne olursa olsun fonksiyon 1 iken cevap kaçtı? 0. F2 sıfırsa o zaman sağ tarafı bulmaya gerek var mı? Sonuç direkt sıfır gelmiş oldu. 16. soru. Unutmuyorsun, logaritmanın pay kısmından bir sayıyı paydaya veya payda kısmından bir logaritmayı paya aktarma özelliği var. Eğer ki sen payda kısmındaki logaritmayı paya aktarırsan sakın unutmuyorsun, tabanla fonksiyon yer değiştirir. Sen 8'in 2'nin kübü olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Üstü al, başa at. Atarsam 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. Bunun zaten 1 olduğunu biliyorum. Sorunun doğru cevabı da
3 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.